Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde, yeşilin her tonunu sinesinde toplamış, doğal ve kültürel zenginlikleriyle Doğu Karadeniz'in şirin illerinden biri olan Giresun'dayız. Giresun Kalesi'nden Karadeniz'e bakıldığında, mavi vatanımızın nadide bir parçasını, karaya bakıldığında da her yanı ormanlarla dolu yeşil vatanımızı seyretmek mümkündür. Tarihi, milattan önceki yıllara dayanan Giresun şehri, Fatih Sultan Mehmet Han tarafından fethedilmiş. Giresun'da il müftülüğümüz, aile ve dini rehberlik bürolarıyla, gençlik merkezleriyle, hastane, cezaevi, engellilik, bağımlılık alanlarındaki çalışmalarıyla Giresunlulara hizmet etmektedir. Ben konuşmamın başında bugünlere gelmemizde maddi manevi emeği bulunan muhterem anne babalarımız başta olmak üzere değerli hocalarımı, din diyanet hayır hizmetlerinde emeği bulunan değerli büyüklerimizi bir kere daha rahmetle minnetle dua ilanıyorum. Mevla makamlarını cennet eylesin. Geride elan din diyanet hizmetlerinde öncü olan, önder olan kardeşlerimize de sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Cenab-ı Hak elhamdülillah Rabbimize hamd ediyoruz. Dini mübini İslam'a hizmet etme şerefini bizlere bahşetmiştir. Layık olan kullardan olmayı Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Hiç şüphesiz içerisinde bulunduğumuz dönem Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği en büyük nimetlerden bir tanesidir. Asıl olan zamanın nasıl geçtiği değil, zamanı dolu dolu olarak geçirebilmektir. Rabbime hamd ediyorum. Şu an itibariyle Giresun'umuzda bulunuyoruz. Tabii Karadeniz'in incilerinden bir tanesi olan Trabzon ve ordumuzun arasında mütevazi bir kimliğe sahip olan bir ilimizdir. Çalışma arkadaşlarımla beraber uhdemize verilen din diyanet hizmetlerinde hizmetlerimizde vatandaşlarımıza hizmetimizi, çalışmalarımızı sunmaya gayret ediyoruz. Muhterem Başkanımızın riyasetinde taşrada yürüttüğümüz din diyanet hizmetlerimizi 3 ana kolda biz yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi cami hizmetlerimiz, bir tanesi cami dışı hizmetlerimiz, bir tanesi de idari hizmetlerimiz. Tabiri caizse biz burada mutfakta planlamalarımızı yaparız, programlarımızı yaparız. Sahadaki arkadaşlarımız, din gönüllüsü kardeşlerimiz marifetiyle hizmetimizi vatandaşımızın ayağına taşırız. Cami içi hizmetlerimizde elhamdülillah orada var olan tecrübemizi, oradaki kalitemizi cami dışı hizmetlerimiz diye nitelendirdiğimiz paydaş kurum ve kuruluşlarla beraber yürüttüğümüz çalışmalarımız ki şu anda bana göre daha düne kadar cami merkezli bir hizmet üreten Diyanet İşleri Başkanlığımız özellikle son dönemlerde cami dışı hizmetleriyle göz doldurmaya başladı. Bu da elhamdülillah vatandaşın hüsnü teveccühünü görünce buradan elhamdülillah gururlanmıyoruz ama bir kere daha hamd ediyoruz. Böyle güzel hizmetlerde bulunmak, öncü olmak, önder olmak konusunda Rabbimize hamd ediyoruz. Toplumu oluşturan en küçük yapı taşı ailedir. Dinimiz ve kültürümüz bizlere aileyi sağlam temeller üzerine kurmayı, herhangi bir sıkıntı yaşandığında da o sıkıntıyı Allah ve Resulünün emirleri istikametinde ortadan kaldırmayı öğütlemektedir. İl müftülüğümüze bağlı aile ve dini rehberlik bürolarımız, şehrimizde bulunan bütün ailelerin, aile kurmak isteyen gençlerin sorumluluğunu üzerinde hissetmektedir. Huzurlu bir aile ve huzurlu bir toplum yapısına katkı sunmak için hocalarımız her zaman hazırdır. Tabii ki biz aile ve dini rehberlik bürosu görevlileri olarak Kur'an ve sünnet kaynaklı doğru bilgiyi ailelerimize ulaştırmakla görevliyiz. En büyük misyonumuz bu bu konuda. Çünkü Kur'an ve sünnet kaynaklı olmayan o kadar çok yanlış bilgi dolaşıyor ki ortalıkta. Bizim buradaki amacımız ailelerimizi bu anlamda doğru bilgiyle buluşturmak. Bunu yaparken de başkanlığımızın hizmet anlayışı gereği proje bazlı çalışmalar yapıyoruz. Giresun İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak 3 farklı alanda uzun soluklu projelerimizden bahsetmek istiyorum. Bunlardan projelerimizden birincisi
Giresun İl Müftülüğü'ne resmi nikah için başvuran çiftlerimize yönelik Biz Evleniyoruz projemizi geliştirdik. Bu projemizde müftülüğümüze başvuran çiftlerimize nikah için geldiklerinde önceden gelmelerini önemli rica ediyor ve o geldikleri saatten itibaren nikah zamanına kadar aile konusunda eğitimler veriyoruz. Hangi başlıklarda eğitim veriyoruz? Aile olmak, aile kalmak, ailede hak ve sorumluluklar, boşanma ve mehir gibi toplumun aslında çok da hakkında bilgisi olmayan özel mevzularda çiftlerimize bilgilendirmeler yapıyoruz. Bu projemizin ikinci aşamasında da 6 ay sonra evlenen bu çiftlerimizi il müftümüzün de içinde bulunduğu bir heyetle evlerinde ziyaret ediyoruz. Kendilerine küçük hediyelerimiz oluyor. Bu ziyaretten amacımız ne? Bu ziyaretten amacımız yaşanmasın tabii ki hiçbir problem. Ama ola ki bir problem yaşadıklarında bizler İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu olarak manevi danışmanlık hizmeti yapmak üzere göreve hazırız. Bu bilinci çiftlerimizi uyandırmak maksadıyla bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Benim arkadaşım geliyordu buraya. Onunla devamlı dertlerimi, sıkıntılarımı anlatırken dedi ki hani müftülük var dedi. Orada hocalar çok ilgileniyor. Seni de götüreyim dedi. Dedim hani şimdi bir de açık olduğum için biraz hani isterek şey yapamadım. Hani acaba yargılarlar mı diye. Geldim o kadar güzel karşılandım ki. Hani o sıkıntılarım, dertlerim, her şeyim bir anda burada tertemiz gittim diyebilirim size. Yani her bir sıkıntım olduğunda Allah razı olsun. Herkes numarasını tek tek verdi, herkes ilgilendi. Çocuklarımı getirdim, onlarla görüştüler. Hani onlarla sıkıntılar yaşıyordum böyle peş peşe olunca. Onlarla görüştüler, onlara anlattılar. Hani bu şekilde iletişime geçtim. Nereden baksanız 5 yıldır bu şekilde gidip geliyorum. Her kafam sıkıştığında, bir sıkıntı yaşadığımda geliyorum. Anlatıyorum, rahatlayıp gidiyorum bu şekilde. Yani hocalarımızın her biri mükemmel insanlar. Kesinlikle yani hani müftülük denince, hoca denince bir insan hani açayım acaba ne yönde giderler veya yargılarlar mı diye hep bu düşünce oldu aklımda. Ama kesinlikle yani olabilir dendi her şey hani kapan ama içinden geliyorsa bizim dinimize zorlamak yok. Ama onların sayesinde namaza başladım. Allah razı olsun onlardan. 5 yıldır namazımı kılıyorum. Çocuklarım namaza başladı onların sayesinde. Yani her biri mükemmel insanlar kesinlikle. İkinci projemiz şiddetle alakalı. Çünkü şiddetin insanlık onuruna asla yakışmadığını, insanlık onuruyla bağdaşmadığını, Rabbimizin ve Peygamber Efendimizin kesinlikle karşı olduğu ve Efendimizin hayat boyunca mücadele ettiği bir durum olduğunu kabul ettiğimiz için bu projemizi şiddetle alakalı geliştirdik. Giresun Halk Eğitim İl Müdürlüğü ile birlikte halk eğitimin yapmış olduğu kurslarda katılımcı kursiyerlere şiddetle alakalı farkındalık eğitimleri yapıyoruz. Bu projemize de bu anlamda bilgim var, şiddete karşı gücüm var başlığını verdik. Diğer bir projemizde de kendi personelimize yönelik bir proje geliştirmek istedik. Çünkü hani personelimizin de bu anlamda önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Başkanlığımızın yayınlarından olan ve müstakil bir dergi haline getirilen Diyanet Aile Dergisi'ni her ay Kur'an kursu hocalarımız ve personel eşlerimizle okuyoruz, mütalaa ediyoruz. Herkesin orada dikkatini çeken bir başlık üzerinden katılımcılarımıza da söz hakkı vererek ki bu projemizi şu an online olarak gerçekleştiriyoruz. Henüz yüz yüze projemize başlayamadık. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. İlla bir problem mi olması lazım aile bürosuna gelebilmek için? Hayır. Bir çay içimlik tadında sohbet etmek üzere İl Müftülüğü 2. katta büromuza bekliyoruz. Konuşmak, dertleşmek isteyenleri bekliyoruz. Bir sorunu olup anlatmak isteyenleri bekliyoruz. Çocuğuyla birlikte çarşıya pazara çıkmıştır, bir nefes alayım, nereye gidebilirim? Müftülük aile bürosu varmış, oraya gidebilirim. Yani bu anlamda kapımız Giresun'da herkese açık. Hatta Giresunlu olmayıp da yol üzerinden geçenlere bile bu anlamda kapımız açık. Gelmekten asla çekinmesinler. İlk önce ben emekli olduktan sonra Kur'an kursuna gelmeye başladım. Hocamızın Kur'an kursumuzun içinde ayrıyetten bize aileyle olan bilgilerini verirken ayrı bir şekilde birebir görüşmek istediğimi dile getirdim. Bu şekilde aile merkezimiz var dediler hocamız.
Onunla birlikte birebir hocalarla görüştüm. Bu şekilde bilgi sahibi oldum. Hani Kur'an kursumuzun içinde de zaten hocalarımız ailemizle birlikte olan nasıl davranmamız gerektiğini bize bilgisini veriyordu. O şekilde ama birebir görüşmek istediğimizde, kafamıza takılan bazı soruları özel görüşmek istediğimizde Diyanet İşleri'nin müftülüğündeki hocalarımız yardımcı oldu. Yani bu şekilde bilgilendim yani. Son zamanların en önemli faaliyetlerinden biri de 4-6 yaş kurslarıdır. Çocuklarımızın öğrenmeye en elverişli oldukları bir çağda onlara Allah'ı, peygamberi, ahlakı öğretmek, sağlam temelli nesiller oluşturmak anlamına gelir. Çocuklarına ve gençlerine emek vermeyen toplumlar geleceğe ümitle bakamazlar. Bu şuurla hayata geçirilen 4-6 yaş kursları Giresun'da büyük ilgi görmektedir. Benim başlayışım tamamen tevafuk oldu. Allah'ın lütfu olarak düşünüyorum daha sonraları da. İlk etapta müftü yardımcımız yaz kursunda 4-6 yaş açmak istediğini söyledi. Ben de ilk başta neden olmasın dedim. Küçükçe çocuğum vardı. Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu seminer, Afyonkarahisar'daki yaptığı bir haftalık seminer benim için dönüm noktası oldu. Bu işi yapmam noktasında ve bırakmamam noktasında ve çok memnun kaldım verilen seminerden. Tam istediğim eğitim bu dedim. Kursumuzda değerler eğitimiyle birlikte, Kur'an-ı Kerim eğitimiyle birlikte okul öncesi eğitimi de verilmektedir. O bizden giden öğrencilerimizin ilkokulda sıkıntı yaşamaması için her türlü eğitimi desteklemekteyiz. Çünkü velilerimiz bu kurslarımıza rağbet gösteriyorlar. Bizler de istiyoruz ki çocuklarımız gittiği zaman, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan gittiği zaman verimli bir şekilde sonuç alalım. Ve dönüklerini de gerçekten iyi alıyoruz. Kur'an'ı geçen çocuklarımızla özellikle de birleştirmelerde, şeddelerde ve cezimlerde ses temelli eğitimle benzeştiği için Türkçe eğitimi. Dolayısıyla velilerin de hoşuna gidiyor, daha çabuk kavradı diyorlar. Hedeflenen davranışların etkin bir şekilde verilmesi için modern teknik ve yöntemler kullanılmıştır. Başkanlığımızın bu uygulaması hem velilerimizin hem de çocuklarımızın çok hoşuna gitmiştir. Sevgi, hoşgörü, değer verme, adaletli olma, arkadaşlarına iyi davranma, yardımsever olma gibi evrensel değerleri çocuklara bu yaşta vermenin ben faydasını gördüm. Bizim kursumuza ilk başta gelenle kursu bitirdiğindeki çocuk arasında dağlar kadar fark olduğunu gördüm. Dolayısıyla velilerimizden de böyle dönütler aldık. 4-6 yaş kursunu çok faydalı buluyorum. Kursta Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ahlak eğitimi, dini eğitim, vatan sevgisi, sorumluluk bunları çok güzel öğrenip devam ettirmesi bizim için artı olarak bize geri dönüş sağladı. Etrafta kendi öğrendiklerini etraftakilere de öğretmeye çalışması, yanlış bir şey duyduğunda onları doğruya yöneltmesi kendisi için çok faydalı. Bunları devam ettiriyor. Duaları, Kur'an-ı Kerim'i okuması. Bunlar çok güzel şeyler. Hocamız bu işi severek yaptığı için çocuklarımıza da severek öğretiyor. Çocuklarımız bunu hissediyor ki okula çok severek geliyorlar. Evde Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediyor. Dualarını kendisi okuyor, devam ettiriyor. Duaları anlamlarıyla beraber öğrenmesi çok güzel. Kursumuzda öncelikle dini değerler eğitimi veriyoruz, evrensel değerler dediğimiz. Daha sonra Kur'an-ı Kerim eğitimi veriyoruz. Bir de okul öncesi eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu eğitimleri çocukların anlayacağı dilde modern tekniklerle vermeye gayret ediyoruz. Diyadrama, eysel oyun, boyama, kesme, biçme çalışmalarıyla çocuklarımızı destekliyoruz. Doğa mevsimleri anlatırken doğaya çıkıyoruz. Doğada anlatıyorum birebir, özellikle sonbahar, kış, yaz, ilkbahar mevsimlerini birebir yaşayarak, tefekkür ederek öğretiyoruz. Kur'an-ı Kerim ve sünnet başta olmak üzere 14 asırlık İslam medeniyeti ve kültürü bize çocuklara çocuk eğitiminin küçük yaşlarda itibaren verilmesi gerektiği hususunda bilgiler vermektedir.
Allah-u Teala Hazreti Lokman'ın dilinden, yavrucuğum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır buyurmuştur. Aynı şekilde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşına kadar çocuklarınıza namaz kılmayı öğretiniz diyerek çocuk yaşta dini eğitimin verilmesi gerektiği noktasında bize bilgiler vermektedir. Yine kadim kültürümüzde de 7'sinde neyse 70'inde de çocuk odur diyerek bizlere bu eğitimin öneminden bahsetmişlerdir. Ağaç yaşken eğilir denir. Çocuğun zihnine dokunduğunuz kadar çocuğun ruhlarına da dokunmamız gerektiğini bu yaş döneminde bilmemiz gerekiyor. Daha önceden buraya göndermiş olan arkadaşlarımızın aracılığıyla haberdar olduk. Biz de hem işte dini eğitimini alsın, hem Kur'an'ı öğrensin, duaları falan öğrensin diye buraya vermeyi düşündük. Yani gayet de memnun kaldık. Duaları, vatan sevgisi, millet sevgisi, Kur'an sevgisi, yani onları öğrendi ve eğlenerek, işte çeşitli etkinliklerle öğrendiği için de kalıcı oldu. Yani şu anda da hani evde oynadığı oyunlarda falan bazen bu tür şeyleri yine hani severek hem oyun şeklinde öğrendiği için o şekilde devam ettiriyor. Ben de Diyanet İşleri Başkanlığı'nda İmam Hatip olarak çalışıyorum. Benim de yine iki çocuğum bu kurslarda, birisi eğitimini aldı. Şimdi ilkokula gidiyor. Diğer küçük kızım da burada dini, ahlaki, milli ve manevi değerlerine yönelik eğitim ve terbiyesini alıyor. Tabii bizler her ne kadar dediğimiz gibi evde çocuklarımıza dini ve ahlaki terbiye vermeye çalışsak bile bu kurslardaki ortam gibi olmuyor. Çünkü onlar arkadaşlarıyla beraber de uygulamalı olarak da olsa burada bunları daha iyi öğrenme fırsatına sahip oluyorlar. İnsanoğlu dünyada birçok imtihanla karşı karşıya kalır. Bu imtihanlardan biri de engelliliktir. Engelli kardeşlerimiz imtihan gereği bir uzuvlarını kaybettiklerinde Allah'ın merhametine daha çok muhatap olurlar. Yeter ki kalplerindeki imanın güzelliğini tatsınlar. Giresun'da engelli kardeşlerimizle ilgilenen değerli hocalarımız, Kur'an okuyan ellerle tanışmamıza, engelli kardeşlerimizin dünyasını anlamamıza vesile olurlar. Müftülükler olarak neler yapıyorsunuz derseniz, işte insan merkezli bir hizmet üretiyoruz. Dolayısıyla insan nerede? Bilesiniz ki Diyanet İşleri Başkanlığımız ve dolayısıyla müftülüklerimiz oradadır. Müftümüz, vaizimiz, İmam Hatibimiz, Kur'an kursu hocamız oradayız. Biz sadece bugüne kadar vatandaş bizi hep camide arardı. Ama şimdi ben diyorum müftü hocayı nerede arayayım derseniz müftü hocayı kahvede arayın, müftü hocayı esnafın yanında arayın, müftü hocayı işte huzur evinde, cezaevinde arayın diye söylüyorum. Çünkü hizmetlerimiz çok, engelli gruplarımız var. Şimdi görseniz bizim esnamızı ancak yani onunla olan diyaloglarımız, sokakta gördüğümüz zaman ben eğilir kucaklarım, öperim. Böyle kucaklarız. Onlarla beraber STK'ları var, özel vakıfları, dernekleri var. Sıkı temaslarımız var, ilişkilerimiz var. Yetmez orada bizim hizmetlerimizi her an, her an sunan değerli hoca hanım kardeşlerimiz var. Ben bir kere daha hoca hanımlara gördüğüm başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Hanginizin davranışının daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Bu hadisi şerif ve ayet-i kerime minvalinde biz hizmetimize, görevimize devam ediyoruz. Giresun İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü olarak. Bu sene Mevlid-i Nebi haftasının teması Peygamberimiz ve Vefa Toplumu. Buradan yola çıkarak onun bize mirası, insana vefası düsturundan hareketle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Giresun İl Müftülüğü bünyesinde cezaevi hizmetlerinde bulunduğum dönemde infaz koruma memurları Kur'an kursu talebinde bulunmuşlardı. Biz de onlarla çalıştığım Kur'an kursunda bir akşam eğitimi açtık. Çok katılımı yüksek bir kurs olmuştu. İnfaz koruma memurlarımızdan bir tanesi 3 tane engelli kardeşinin olduğunu, bunların bir tanesinin görme engelli olduğunu ve Kur'an eğitimi almak istediğini ifade etmişti. Ben de kendisine görüşelim ama ben Braille alfabesini bilmiyorum. Nasıl faydalı olabilir miyim, yeterli olabilir miyim endişesiyle biraz açıkçası tereddüt ettim. Sonra kızımız geldi, istişare ettik, bir eğitim programı belirledik. Kur'an-ı Kerim kurslarına başladı. Şöyle bir şey oldu. Ben ona Kur'an-ı Kerim öğrettim. Kur'an-ı Kerim hocası oldum. O da bana Braille öğretti. Yani öğrencim hocam olmuştu. Çok da farklı bir duygu yaşamıştım o zaman. Giresunluyum. Giresun doğumluyum. İlahiyat ön lisans mezunuyum. Ön lisansı bitirdim ilahiyatta. Açık üniversiteden. İnşallah nasip olursa Rabbim tamamen lisansı tamamlamayı düşünüyorum yani. Şöyle bir şey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın akşam çalışanlar için akşam Kur'an kursları vardı. O Kur'an kurslarını benim ablam gidiyordu, ablam da memur, benim çalışıyor. O kursa giderken dedim ben hani Braille alfabesinde Kur'an okumayı biliyorum ama hani ilerletmek adına dedim acaba ben de gelsem yani hoca hanım beni nasıl karşılar diye düşündüm. Ablam da gel ya hoca iyi birisi falan dedi. Ben de gideyim bir akşam bakayım dedim. Hoca böyle kötü birisi ise gitmem dedim. Kendi kendime aynen böyle düşündüm. Gittim baktım. Sağ olsun baktım hoca hanım da çok duyarlıydı. Allah razı olsun. Zaten bizim de aslında Güler Hoca ile dostluğumuz oradan başlamıştı. Ondan sonra ben hatta o seneyi bitirdim ablamla birlikte. Onların hepsi bıraktılar. Ben tekrar devam ettim. Sonra dedim Güler Hocam dedim ben dedim hani ilahiyat okuyabilir miyim sizce dedim. Lise mezunuydum ben. Dedi ki herkes okuduğuna göre sen de okursun niye okuyamayacaksın dedi bana. Biraz da destek verdi Allah razı olsun. Onun desteğiyle birlikte ben sınava girdim kazandım. Diyanet İşleri Başkanlığımız yani ülkemizin yani mesleğimizde olduğu için güzide kuruluşlarından bir tanesi bu anlamda. Bu 22 yıllık dernek engellilere ilgilendiğimiz için manevi yönden aslında engelli insanların büyük bir ihtiyacı olduğunu biz farkına vardık. Bunu burada görev yapan müftülerimizle zaman zaman hep paylaştık. Yani belli bir fiziki sıkıntı yaşayan bir insanın artık bir çaresi kalmamışsa elbette yaradanına sığınma gibi bir ihtiyaç hissediliyor vücut iç duygusal olarak. Bu çok önemli bir duyguydu. Yani bizim Diyanet İşleri Başkanlığımızın son yıllardaki bu engellilikle ilgili sizin bahsettiğiniz çalışmalara göndermesi gerçekten çok hem engelli vatandaşlarımız açısından bunu dini bilgileri, Kur'an'ı bilgiler, işte sünnet, hadislerle bilgileri öğrenmesi, ilmihal bilgilerin öğrenip hayatını uygulayıp uygulaması aslında onlara manevi olarak da bir kuvvet güç veriyordu. Yani çünkü artık yapacak bir nokta kalmamış. Sadece oraya dayanmayı bir durum oluyordu. Bununla ilgili sürekli bizim taleplerimiz hem müftülüğümüzden hem de Diyanet İşleri Başkanlığımızdan zaman zaman dernek olarak taleplerimiz oldu. İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü olarak Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile sürekli paydaş programlar yaptık. Bu programlarda biz yine Milli Eğitim Müdürlüğü ile paydaş programlar yaptık. Okullara giderek farkındalık eğitimleri yaptık. Yine engelli öğrencimizle birlikte. Bunlar çok değerli şeyler. Hem yarışmaya öğrencimizi katmak hem paydaş kurumlarla hareket etmek. Toplumda engelli farkındalığına bir nebze olsun. Bizim katkıda bulunabilmemiz amacımız oydu. Hamdolsun epeyce de ilerledik. Biz yine İl Müftülüğü Koordinatör, Engelli Koordinatörlüğü olarak engellilere yönelik sosyal içerikli programlar da yapıyoruz. Yani onlarla işte infak kültürünü yerleştirmek,
adına çok güzel etkinliklerde de bulunuyoruz. Yine sosyal içerikli programlar yapıyoruz biz engelli kardeşlerimizde. Bunlardan bir tanesini işte çok yeni engellilerle çevrimiçi şiir dinletisi yaptık. Bu program, tabii biz programa başlarken bayağı bir endişeliydik. Acaba yapabilir miyiz, nasıl olur, çok farklı bir şey. Başladık, çok da güzel bitti. Bu programı niçin yapmak istedik? Bilindiği üzere Türk dili ve medeniyetinin temel taşlarından biri olan Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü hasebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2021 yılı Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan edilmişti. Biz de orada İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü olarak çevrim içi engelli şiir dinletisi yaptık. Güzel oldu. Programın sonunda tedirginliğimizin gereksiz olduğunu gördük. Çok başarılı oldu engellilerimiz. Ve daha sonra farklı programlar yapma kararı da aldık orada. O bize bir ufuk oldu o program. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Şol kudret denizini geçtik elhamdülillah. Şol karşıki dağları, meşeleri, bağları, sağlık sefalık ile geçtik elhamdülillah. Dirildik pınar olduk, ırıldık ırmak olduk. Aktık denize daldık, taştık elhamdülillah. Taptığın tapusunda, kul olduk kapusunda. Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah. Ellerimde ve ayaklarımda sorun var. 5 kız kardeştik, 3'ümüz engelliydik. Benim gibi bir engelli olan ablamı 2,5 yıl önce kaybettik. Şimdi bir görme engelli kız kardeşim daha var. Ama hiçbir zaman engelli olmak hayata küsmek değildir. İnşirak suresi 5. ayette bize muhakkak ki her zorlukta bir kolaylık vardır der. Elhamdülillah ki bundan yola çıkarak şükrediyoruz, inanıyoruz. Hayatımız daha da kolaylaşıyor. Bu çerçevede online olarak yapılan ve yapılmakta olan Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim öğrenme, tefsir ve benzeri gibi açılmış olan kurslar benim dualarımı kabul olmuş şekliydi. Çünkü evimizin hemen karşısında ve çok yakınlarımızda açılmış olan kursları gördükçe hep vicdan azabı çekiyordum. Ben bu kadar yakın ve en önemlisi de bu kadar güzel olan kurslara gidememek, oralardan yararlanamamak, faydalanamamak beni çok ama çok üzüyordu. Hatta bunun için birkaç yıl önce ilimiz müftüsünün yanına kadar gitmiştim. Hocam bu kurslarımızı biz engellilerin evinde açamaz mıyız? Ya da bizim evlerimize özel hocalar gelemez mi diye yardım istemiştim. Ama artık bu online olan yapılan kurslar sayesinde bütün kurslar bizim evimize geldi. Gençlerimiz geleceğimizdir, ümidimizdir, en önemli varlığımızdır. Gençliğine sahip çıkan, onları eğitimli ve güzel ahlaklı bir şekilde yetiştiren toplumlar, geleceklerini inşa etmiş olurlar. İşte bu anlayışla, gecesini gündüzüne katarak çalışmalarını sürdüren hocalarımız, Giresun'da yaşayan bütün gençlerimizle tek tek görüşmeyi hedefliyor. Giresun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü olarak bizlerin bir hayali vardı. Gençlerin ahlaklı, bilinçli ve bilgili olmasına katkı sağlamak. Bu işi sevgi, adanmışlık, samimiyet işi olarak gördük ve gençleri bize emanet edene sığınarak çıktık yola. Öğrenci evleri, gençlik merkezleri, genç ofis, okuma salonları açarak başladık işe. Yüreğimizdeki muhabbeti onlara sunup kalplerini abad etmeye çalışıyor, bunun için sürekli çabalıyor, öğreniyor ve öğretiyoruz. Eşref-i mahlukatı rehber olmanın bilincini yürekten hissediyor, yürekten konuşuyoruz. Hedefimiz gönül erleri olup kalpler fethetmek, bize verilen cevher olan gençlerimizi nakış nakış işlemek. Kimliğin yeniden inşa edildiği bu dönemde amacımız onlara doğru bilgiyi sağlam kaynaktan öğretmek, öğretirken eğlendirmek ve onların yüreklerine dokunmaktır.
Her genç keşfedilmek ister. Gençlerimizi keşfetmek için her kesimden gencimizi kucaklıyoruz. Üniversitede okuyan öğrencilerimizin isteğiyle başlattığımız Üniversiteli Hafızlar Projemizde 25 öğrencimiz eğitim görmektedir. İslami İlimler Fakültemizle ortak yürüttüğümüz devam eden projemizde hafızlıklarını bitiren öğrencilerimiz de mevcuttur. Çay bahane, sohbet şahane diyor, gençlerimizle gençlik merkezlerimizde buluşuyor, onlarla dersler yapıyor, sorularını cevaplıyor, sorunlarını dinliyor, maddi ve manevi destekler sunuyoruz. KYK yurtlarında atölye dersleri, değerli eğitim dersleri veriliyor. Tefsir, hadis, fıkıh, aile ilmihali, peygamberler tarihi, itikat, zarafet ve sanat atölyelerimizde gençlerin ilgilerine ve gönüllerine hitap ediyoruz. Temsil ve tebliğimizde örnek aldığımız Peygamber aleyhisselam nasıl İslam medeniyetinin temellerini gençlerle attı ise geleceğin güzel dünyasının gençlerin omuzlarında yükseleceğini biliyor, bunun için gayret ediyoruz. Gençlerimizle yetim, öksüz ve mülteci çocuklara Bir Kalbe Dokunmak projesi çerçevesinde Luna Park etkinlikleri yaptık, hediyeler verdik. Bu etkinliğimizde gençlerimizin çok duygulandıklarını, o çocuklarla kaynaşırken birçok değeri de yaşayarak öğrendiklerine şahit olduk. Ve bu proje kapsamında uluçınarımız olan yaşlılarımızla gençlerimizi buluşturduk, huzurevi ziyaretleri yaptık. Bu proje kapsamında yine köy okullarındaki çocuklarımıza hediyeler götürdük, onlarla oyunlar oynadık. Aslında Gençlik Koordinatörlüğü ile tanışmam 5 Cem'de 5 Vakit projesi ile oldu. Üniversiteye geldiğimiz yıllarda koordinatör hocalarımız Fatih Hocam beraber 5 Cem'de 5 Vakit programı yaptılar bizlere. Ve bu sayede oradaki samimi ortamla tanışmam, oradaki hocalarımızla beraber bir kaynaşmamız oldu. Koordinatörlüğümüzle tanıştıktan sonra, onlarla beraber farklı etkinliklerde bulunduktan sonra aslında şu anki Diyanet'in eski Diyanet'ten farklı olduğunu daha iyi anladım. Çünkü Diyanet İşler Başkanımızın dediği gibi gençlere önem daha fazla. Şu anki bizim umudumuz da gençler, yani bizleriz. Orada girdiğim zaman aslında bizim tüm üniversite öğrencileri olarak sıkıntımız var, gurbet. Hani hepimiz farklı illerden geldik ve geldiğimiz yerde bir yabancılık çekiyoruz. Koordinatörlükteki hocalarımızın hepsi gerçekten yeri geldiği zaman vaizimiz olsun, müftümüz olsun, yardımcımız olsun, konumlarının ne olduğu önemli değil. Benim ablaya ihtiyacım varsa benim bir ablam, anneye ihtiyacım varsa anne, hepsi bize farklı konumlarda yardımcı olmakta. Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğrencisiyim. Aynı zamanda üniversitemizin Genç Diyanet Topluluğu Başkanlığı'nı yürütmekteyim. 2017 yılında kurmuş olduğumuz Genç Diyanet Topluluğumuz pek çok faaliyete imza atmış bulunmakta. Örneğin Türk Tasavvuf Musikisi konseri gerçekleştirdik. Konserimizdeki amacımız katılımcı arkadaşlarımızın ruh iklimlerini, manevi dünyalarını şenlendirmek ve dinlendirmekti. Başka bir etkinliğimiz ise Kudüs Konferansı'ydı. Konferansımız çok yoğun bir katılım ile ve arkadaşlarımızın büyük ilgisi ile gerçekleşti. Bunların yanı sıra aynı zamanda kitap okuma etkinliklerimiz, kitap okuma halkalarımız, kamplarımız, sohbetlerimiz, kandil programlarımız bulunmakta. Gençliğimizin en büyük zenginlik olduğunu biliyoruz. Kardeşlerimizin her birinin birer hazine olduğunun farkındayız. Bu manada onların ahlaki yapılarını güçlendirmek, gencin idealleri ve inancı uğruna fedakarlık yapabilen bir birey olmasının ne kadar önemli olduğunu kardeşlerimize anlatabilmek için sahalardayız. Kardeşlerimizle birçok vesileyle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Ağır pandemi koşullarına rağmen kardeşlerimizle online çevrimiçi programlarda buluşmaya çalışıyoruz. Özellikle Sanatın Dili ve Gencin Tur Defteri isimli tamamen patenti bize ait olan orijinal içerikleri sosyal medyada kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Onların gidemediği yerleri oraya gitmiş abilerimizle, hocalarımızla kardeşlerimizin seveceği şekilde konuşmaya çalıştık. Yine Giresun'umuzda bütün ilçelerde ve il merkezinde gençlik faaliyetleri yapan bütün sivil toplum kuruluşlarıyla dirsek teması halindeyiz. Yaptığımız bütün programlara kardeşlerimizi
onların yönetimleri, başkanları vesilesiyle davet ediyoruz. Onlar da iştirak ediyorlar. Bu da bizim için en büyük kazanımlardan bir tanesi. Yine kurumsal olarak Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğumuz bütün faaliyetlerde hiçbir desteği esirgememeleri bizi çok memnun ediyor gerçekten. Başkanlığımızın teşkilat şemasında bulunan Gençlik Koordinatörlüğü'nün oluşturduğu 13 kişilik bir ekibimiz var. Resmiyette bu ekip 13 kişi fakat çok daha fazla sayıda genç, özellikle bunun altını çizmek istiyorum, genç İmam Hatip ve Müezzin Kayyım hocalarımızla birlikte Gençlik Koordinatörlüğü çalışmamızı il merkezinde yürütüyoruz. Bu biraz önce zikretmiş olduğum bütün çalışmalarda bu kardeşlerimizin inanılmaz bir gayreti, inanılmaz bir emeği var. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Allah kendilerinden razı olsun. İl koordinatörlüğü olarak ilimizde görev yapan bütün din görevlisi hocalarımız olarak ortak bir gayemiz var. Ulaşılmadık hiçbir gönül kalmasın istiyoruz. Bütün kardeşlerimize, ilde, il merkezinde, ilçelerde, bütün kasabalarımızda, bütün mahallelerimizde, her evde Diyanet Gençliğin isminin konuşulmasını, yapmış olduğu faaliyetlerden bahsedilmesini istiyoruz. Özellikle girmek istediğimiz yer genç kardeşlerimizin gönlüdür. İnşallah bizlere o güzel yüreklerinde yer açarlar. Hocalarımızla tanışmam bir arkadaşımın tavsiyesiyle olmuştu. Kışın online eğitim varmış gençlere yönelik. O online derslere girdim. Salih hocamız vardı, onunla tanıştım. Orada farklı branşlarda hocalarla tanıştık. Farklı branşta hocalarla faaliyetler gerçekleştirdik online eğitimde. Sabah namazı buluşmalarımız oldu. Buraya geldik, arkadaşlar edindik, dini sohbetler ettik. Akşam buluşmalarımız oldu. Yine aynı şekilde farklı arkadaşlar edindik. Burada yemek yedik, sohbet ettik, eğlendik. Dini sohbetler ettik. Sosyal aktivitelerimiz oldu cami içinde. Hocalarımızın yakınlığı bizi camiye daha da çok bağladı. Daha sonra kamplara gittik. Ziyaretler yaptık Gaziler Vakfı'na falan. Camiye hocalarımızın da davetiyle gelmeye çalışıyorduk vakit namazlarına. Bunu anne ve babama dedim. Onlar da çok memnun oldular. Hocalarımıza içten dilekleriyle teşekkür ettiklerini ilettiler. Buraya geldik, namazlarımızı kıldık. Eve gittim, anlattım. Annem çok mutlu oldu işte namaza geldiğim için. Babam ayrı bir gurur duydu benimle beş vakite gelebildiğim için. Din görevlilerimiz hayatın her alanında mesai kavramından bağımsız olarak milletimize hizmete devam etmektedir. Din görevlilerimiz doğumdan ölüme kadar ve hayatın her anında yanımızda olan manevi kahramanlarımızdır. İşte hayatını mesleğine adamış değerli hocalarımızdan birisi. Arkadaşlarım, can dostlarım, canımız var, bedenimiz var, koşalım koşturalım. Rabbimizin bu kapısında hizmetkar olalım. Nedenlerimiz olsun vatandaşın kapısını çalmak, vatandaşın sofrasına oturmak için her şeyi bir vesileye dönüştürelim. Camimize gelmeyene gidelim, biz gidelim. Sadece namaz deyip gitmeyelim. Nasılsınız efendim, babaanne? Doğrusu sizi özledim. Dün yolda görmüştüm sizi. Nasılsınız? Beyefendi amcamız nasıllar efendim? Evladının maşallah okullu olduğunu gördüm üniversitede. Ben caminizin hocasıyım. Bana da bu konuda evladımızın başarısı için bir yük verirseniz mutlu olurum demek için sahada olalım. Cenab-ı Hak bunca insanlık içerisinden seni beni evim dediği, evim diyerek şereflendirdiği mabette bekçi yapmakla onurlandırmış elhamdülillah. Hadi biraz gayret, hadi biraz gayret. Yatsıda gayretimiz olsun sabahımızda yatarken ya Rab senden arzu ediyorum. Ezanla ya Rabbi bekliyorum deyip cemaatimizi evvela dualarımızla davet edelim. Arkasından Allahu Ekber nidalarıyla davet edelim. Göreceğiz ki Allah şahit, yer şahit. O ıssızlığa, garabete bürünmüş camilerimiz yeniden neşelenecek. Yeniden hayata tutunma mutluluğunu yaşayacak. Ya bunu
Çok görmeyelim camilerimize. Camilerimizi yapmak elbette bunlar takdire şayan. Ama camilerimizin asıl ihyasının içerisinde cemaat olmak olduğunu da asla unutmayalım. Adım Naci Uzun. Sanayi Hoca Ahmet Yesevi Camii İmam Hatibiyim. 20 yıldır bu camide görev yapıyorum. Ama bu 20 yıllık süre içerisinde 6,5 yılı 7 yıla yakın yurt dışında Almanya'da geçti. Dönüşümde tekrar burada göreve başladım. Kendim aynı zamanda spor antrenörlüğü, spor hakemliği yapıyorum. Gençlerin ilgisini kazanmak istiyorsanız, yani onların yetişkin bir insana karşı onların kan hareketleri 20 kat daha fazla. Böyle bir insan grubuna siz yani farklı şeylerden bahsederseniz o sizi dinlemez. Onu dinleyebilmesi için ona ait materyalleri seçeceksin. Ben işte kendim adıma söyleyeyim, sporculuk yönüm var dedim. İşte karate eğitmenliği yapıyorum, karate hakemliği yapıyorum, atletizm öğretmenliği yapıyorum, atletizm hakemliği yapıyorum. Bununla ilgili zaman zaman camimizde, gençlik merkezinde böyle kurslar açıyoruz. Bu kurslarda genç kardeşlerimize spor adı altında iyi bir birey olmayı, topluma, millete yararlı olmayı, annesine babasına saygılı olmayı, dinine faydalı olmayı, ahlakına, ahlaki öğretileri hayatına uyguladığı zaman kazançlı olmayı onlara öğretiyoruz. Gençlerin de en çok hoşuna giden bu. Görev yapmış olduğum bu sanayi sitesi baktığınız zaman genel anlamda eğitim anlamında düşük ama öğretim, zeki anlamında çok kuvvetli olan insanlar, çok zeki olan insanlar, el becerileri, el maharetleri çok kuvvetli insanlar. Sürekli gelişen teknolojiyle kendilerini yenileyen, kendilerini değiştiren bir yapıları var. Şimdi ben de hayatımı şöyle bir doktrin üzerine kurdum. Gelişme odaklı değişim. Yani ben gelişirsem onlara gelişmesine öncü olurum. Ben değişirsem onların değişmesine öncü olurum. Ben iyi olursam onların da iyi olmasına vesile olurum düsturuyla hareket ediyorum. Bu anlamda da sanayimizde birçok başarılara imza attık diyebiliriz. Dediğiniz gibi Naci Hocam bayağı bir aktif. Sanayi sitesine geldiğinden beri bayağı bir aktif şeyler yaptı. Mesela buradaki arkadaşlarımız toparlar, bir şeyler paylaşır, onlara bilgiler verir, toplantılar yapar. Dediğiniz gibi gençlik merkezini mesela o kendisi yaptırdı. Bayağı bir faal bir kendisi. Burada bir takım toplantılar yapıyor. Dışarıdan arkadaşlar onlara önderlik yapıyor. Cami çevresinde bayağı bir değişiklikler yaptı, geliştirdi camiyi. Arkadaşlar için bence çok, ve sanayi sitesi bence çok büyük bir veli nimet hocam. Özellikle ben kendisi cuma namazından sonra dinlemeyi seviyorum. Ya da cuma namazı hutbelerde bazı şeyler anlatır, bilgiler verir. O çok hoşuma gidiyor. Sanayi sitemizde yapmış olduğumuz faaliyetler haftanın ilk günü pazartesi sabahı sanayi sitemiz içerisinde mevcut olan değişik olan yerlerde, 3 yerde, cami dışında hoparlör sistemlerimiz var. Orada moral, motivasyon, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de külli emrin zibalillah yübde'u bismillah ve huve ebtar. Hani bir Müslüman bir işe başlarken Allah'ın adıyla başlamıyorsa o işte hayrı yoktur, bereket yoktur düsturuyla hareket edip insanları hem haftanın ilk gününde Allah'ın adıyla başlamasını sağlayıp hem de moral ve motivasyon yüksek tutma adına 10 dakikalık bazen işte o civarda bir dua yapıyoruz. İnsanlarımız da o duaları dükkanların kapısına çıkarak el açarak amin diyerek bizim dualarımıza eşlik ediyorlar. Bu bizim buradaki insanların manevi moralini geliştirme adına yapmış olduğumuz bir etkinlik. Bununla da kalmıyoruz. Camimizin yanında gördüğünüz siz de bir sosyal gençlik merkezimiz var. Bu merkezde çalışanlarımızın iş verimliliğini artırma, otomasyonunu artırma, etkileşim ve iletişim kurma adına hem diksiyon kursu veriyoruz,
hem de iş yerinde başarılı olma ile ilgili bu anlamda uzman kişileri de getiriyoruz. Ben aynı zamanda NLP, yaşam koçluğu ve danışmanlık da yapıyorum. Bununla ilgili kendi alanımla olan bölümlerde kendim seminerler veriyorum. Kendi alanımla olmayan bölümlerde ise etkili kişileri getirip burada seminer vererek onların iş hayatına, aile hayatına, toplum hayatına katkı sağlamak adına güzellikleri yapmaya çalışıyorum. Hocamız çok aktif bir kişiliğe sahip ve renkli bir kişilik taşıyor kendisi. Sanayide yani birçok esnafa önderlik olmuştur. Diksiyon açısından, ne bileyim gelen müşterilerle beraber ikili ilişkiler konuşma açısından çoğu insana önderlik yapmıştır. Çoğu da ondan feyiz almıştır. Hafta başları, pazartesi günleri bereket duasıyla başlarız güne. Bu da bizim sanayimizde ilktir, tektir. Yani isteyen arkadaşlara, isteyen esnaflara akşamlar Kur'an-ı Kerim dersi veriyor, Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Cuma günleri camimiz çok kalabalık olur. Hocamızın da güzel anlatımları, güzel sunumları vardır. Naci hocam dedikleri gibi yani çok aktif bir hocam. Mesela gençlere yönelik çok ağırlıklı aktifliği var. Cami cemaatimizin çoğu da gençtir. Hani gençlere yönelik. Mesela cuma namazlarında gençler çok aktif olarak gelir. İşte Naci hocam da bu gençlere yönelik biraz ağırlık veriyor. Bize Kur'an-ı Kerim öğretmeye başladı. Mesela Kur'an-ı Kerim'i 14 günde öğrendik biz. Hani yaşımız ilerlemesine rağmen hani kafamız almaz dedik ama 14 günde Kur'an-ı Kerim'i bize öğretti. Şimdi mesela çok şükür çoğu esnaf Kur'an-ı Kerim okuyabiliyor. Her esnafı haftada bir gaz sever, gezer, alatır eder. Esnaflar da bu Naci hocamı çok sever. Biz de seviyoruz tabii. Hayata Dokunanlar programının bu bölümünde güzel şehrimiz Giresun'daydık. Giresun İl Müftülüğümüzün faaliyetlerine sizlerle birlikte şahit olduk. Bütün Giresun halkını bu faaliyetlerden faydalanmaya ve manevi alanlarda daha bilgili ve daha donanımlı olmaya davet ediyoruz. Bir sonraki bölümde başka bir ilimizde olacağız. Sağlıcakla kalın.